Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, ahirgi payetlerde mumun musulmanlar içi de Hızır aleyhisselam doğrusu da savallar köpeyip gitti. Bu savallar asosan o kişinin tirik ekerligi yoki emasligi, tirik bo'lsalar qandoq holda bo'ladilar u, tirik bo'lmasalar unga nima dalillar borligi haqida aylanishi turgan gap. Lekin mulohaza qiladigan bo'lsak, her zaman her zamanda nafaqat bizni yurtimizda belki başka mu'min musulmonlar yaşaydigan yurtlarda ham Hızır aleyhisselam doğrusida türlü mishmishler qaytadan takrarlanıp qo'zilib turadi. Ko'pchilik kişilerinin arasında yürgen düşüncege, mishmishga binaen Hızır aleyhisselam barhayat bir zat ekerler, o kişi olmaz ekerler, Musa aleyhisselamın vaxtında hem bar ekerler, ondan evvel hem bolgan ekerler, keyin hem bolgan ekerler, hazır hem bolar emiş ve bundan keyin hem kalar emişler. Köprak Hızır aleyhisselam bazı bir kişilerge ularga bildirmesden uçuraşıp durar emişler. Kimge Hızır aleyhisselam nazar kılseler o adamın bu dünyadaki işleri yürüşüp katta baxt saadetlerge erişer emiş. Bazı bir mişmişlerini itibar veredigan bulsak xilvat joy ekan, qorong'iroq bo'lib turgan ekan, bir odam ketayotgan bo'lsa, oldidan oppoq soqolli nuroniy bir qariya chol chiqibdilar-da, salom berib o'tibdilar. Keyin haligi odam bu kim ekan deb orqasiga bir qarasa, yo'q bo'lib qopti ekanlar. Ana o'sha kishi Hızır aleyhisselam emişler degan gaplar ham bo'ladi. Shuningdek Hızır aleyhisselamning o'ng qo'llarini bosh barmoqlarida suyak yo'q ekan, so'rashgan odam ana shu suyak yo'qligidan u kishini Hızır ekanligini bilib qolishi mumkin ekan va mahkam ushlab ba'zi bir narsalarni so'rasalar, u kishini duosi ila o'sha so'ralgan narsalar muhayyo bo'lar emish degan kabi mishmishlar bor. Bu mishmishlar tez-tez takrarlanib qo'zilib turadi. Keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana ozayib yo'q bo'lib ketadi. Keyin yana tarqalib qoladigan holatlari bor. Lekin Hızır aleyhisselamning barhayot ekanliklari, doimo tirik ekanliklari va mazkur faoliyatlarni olib borishlari haqida bu mishmishlarni tarqatuvchilarni birorta hujjat dalillari yo'q. Bizning islomiy manbalarga qaraydigan bo'lsak, Hızır aleyhisselam nomlari bilan Qur'oni Karimda zikr etilmaganlar. Musa aleyhisselam ga yo'liqqan solih banda sifatida zikr qilingan bir shaxs borlar. Bu shaxsni Qur'oni Karim solih banda deb ataydi. Lekin Hızır aleyhisselam deb aytmaydi. Ammo Imom Buxoriy va boshqa muhaddislarimiz
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan rivayet kılgen sahih hadiste ana uşa Musa aleyhisselam'a Allah'ın emri bilen uçurab o kişiye bazı bir ibretli nesillerine örgütüş şerefine müyesser bulgen zat Hazır aleyhisselam ekenlikleri hadiste keledi. İlmi amanet noktayı nazarından aytişimiz hem gerek ki hadislerde Hızır emez, Hazır deyip atarganlar o kişi. Hop, bu kişi Kahf suresi de kelgen, cüda hem meşhur Musa aleyhisselam kişilerini içi de vaaz nasihat irad etip turganları da o kişinin bilimleri burralikleri akıllıklarına kayır kalgan bazı bir kişiler Ey Musa sizden hem ilimli irak adam var mı dünyada degen savanı bergende Musa aleyhisselam cevap vermeyi bir az oylanıp kagarlar. Ana şundan keyin Allah Teala öz peygamberi Musa aleyhisselam'a fawqa kulli zi ilmin alim Kur'an'ın tabirini etkende her bir bilucunu üstüde ondan göre bilucurak varlığını bildiriş için emir etedi ki sen azık avukatını yol encamlarını alıp seferge çık bir iki deryanı tutuşken cahiyi yetkeniğinde bizim bendelerimizden bir bendege yolu kasan ve o şey bendeden ilim organesen diyen emirine kıladı. Allah-u Teala Musa aleyhisselam özlerinin bir hizmetçi gulamları bilen azık avukat sefer encamlarını algan halleri de seferge çıkadılar. Seferde Kuşa bende, salih bendeni uçuretediler. O seferde yürüp türlü sergüzeşler başlarından otedi. Çünkü kemege çıkardılar da kemene herhangi şahs teşvik koyadılar. Musa aleyhisselam itiraz bildirgenleri de senge sabır kılıçını şart koyganıdı mu? Dediler. Keyin yolda oynayıp yürgen bir balanı, gözek balanı çakırıp öldürüp koyadılar. Musa aleyhisselam yana itiraz bildirgeni de yana ben senge etmedim mi sabır kılıçını şart koymadım mı dediler. Musa aleyhisselam ise yana bir var şartını bussam uzurum uzun bilen degen mananı etediler. Yana yürüp barıp bir kışlaktan taam soruşken de verişmeydi. Ve kışlağının çetideki yıkılayıp durgen divarını Musa aleyhisselam tikkalab koygalları da Hızır aleyhisselam keçiresiz tikkalab koygalları da Musa aleyhisselam yana itiraz bildirediler. Ve o şehirde salih bende nima uchun bu hikmetler bo'lganligini hammasini aytib berediler. İnçünün kemani teşhisini sırrı o şekilde padişahını fukaralar koludaki bütün kemalarını padişahlık ihtiyarına arış için fermanı çıkanken ve o şey teşhis bilen herhangi kemacilerinin mülkünü özüde kalışını Allah irade kılgeldiğe. Bu bir hikmet bu geldiğe. Herhangi kiskine öldürürken bana olsa Allah'ın ilmede onu bozup kette olsa kafir asib olup ata anasıyla lanet keltirişi ihtimali varlı giden onu öldürüp koyup Allah Teala Ornaga rahmat, baxt, saadetke sebep buladigan farzandını berişini vaada kılgeldigine. Ve haligi kayta tikilengen divarını artıda ise ikide yetim balanın definesi, hazinesi bulgeldige divar yıkırsa açılıp kalıp başkaları atıp alıp ketiş kafı bulganıdan Allah Ta'ala onlarını otup ketken salih ata anasının hürmetiden divarını kayta urdurup, ular vayaga yetkince, ularga atalgan hazinani saklap duruşunu irada kılgeldiklerini aytib berediler. Ana oşa adamını hadiste Hızır aleyhisselam deyildi. Lekin Kur'an'da Hızır degen söz mutlaka zikir kılınmagan, belki salih bende deyildi. Bazı bir kişiler
Kur'an-ı Kerim manalarını, terzimesini okup alıp, Hızır degen peygamber hem Kur'an'da zikir kılıngan, Müslüman ulamalar 1500 yıldan beri adaşıp, Kur'an'da 25 defa peygamberin zikri kegen degen eken, ben artıkçasını taptım deyişleri, mutlaka ilimsizlik, savaşsızlıktır. Belki Hızır Aleyhisselam'ın namları Kur'an-ı Kerim'de zikir kılınmagan. Fakat hadis-i şerifte ana şu kıssada zikir kılıngan halas. Lekin mana şu zikirlerde hem o zatının daimi berhayat ekerlikleri, daimi ravişte kişiler arasında yürüp şunaka kerametlerini kılıp duruşları doğrusu da malumatı yokluğunu yine bir var kaydeden takdirdeyiz. Şimdi hop o kişinin berhayat emeslikleri doğrusu da malumat yok. Ama o tüketkerlikleri ihtimali varlığı buladığım olsa bunu kan da kılıp ispatlayımız degen gap hem ortaya taşlanadı. Bunga Müslüman ulamaları bir neşte deliller bilen cevap verirler. Birinci delil, eğer Hızır Aleyhisselam köpçülük ya ki bazı bir kişiler itikad kılıyorken edek, mişmiş terkat edetken edek, daimi berhayat buladığım bulsalar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup yubarlıgarları da kilip o kişiye iman kiltirmaklıkları lazım edi. Zaten Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin şeriatları ahirgi din bulup evvelgi berçe dinlerini nasih kılgen, amelden kaldırgen ve bundan keyin adam zatı kibar Muhammed Aleyhisselam'a o kişi keltirgen narsalarga iman keltirmese Müslüman bola almazdigi hammaga açık aydın ravşan. Eğer Hızır Aleyhisselam anaşındaki faziletli zat bolsalar, daim berhayat bolsalar, elbette Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip iman keltirer ve o kişiye ümmet bolar ve o kişinin şeriatlarına amel kılar ediler. Madami ki bu hakda birarta hem delil, hüccet yok, demek Hızır Aleyhisselam daimi tirik degen gap hem noto'g'ri bo'lib chiqadi. Buning ustiga yana boshqa bir dalil hadislar ham bor ekan. İmomi Buxoriydan ba'zi bir kishilar Hızır Aleyhisselam bilen İlyas Aleyhisselamlar daimi tirik miler deb soruşken eken. Şunda İmam-ı Bukhari Hazretleri Rahmetullahi Aleyh bu kanda buluşu mümkün. Ve tahkik Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem La yabqa ala ra'si mi'ati senetin mimmen huve liyevme ala zahril ardi ahadun degenler. Degenekenler. Bu hadisinin manası, metni İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslim tamallarından rivayet kılgen hadislerinde hem kegenekeller. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etkenekeller ki o 1100 yıldan sonra bugünkü künde yeryüzüde turganlardan bittesi hem hayat kalmaydı degenekeller. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özüleri turgan o'sha gapirayotgan kunlarini e'tiboridan olib mana shu bugundan boshlab 100 yil o'tgandan so'ng bugungi dunyoni yuzida yashab turgan kishilardan birortasi qolmaydi deb aytgan ekanlar. Demak ana shunday bo'ladigan bo'lsa mabodo o'sha vaqtda Hızır Aleyhisselam tirik bo'lgan bo'lsalar ham mana shu hadisni emriga, hükmüge binaen ondan 100 yıl ötkenden keyin ötüp gitken buladılar. Şunindek ulamalar yine bir başka
rivoyatni keltiradilar. Hazir alayhissalomni bar hayot doimiy ravishda bar hayot emasliklarini daliliga Badr urushi kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Allohga iltijo qilib aytgan ekanlarki Allohumma in tahlak hadhihi al-asabatu la tu'badu fil ardi. Ey Allohim, agar mana shu guruh insonlar halokatga uchrasalar, sen yer yuzida senga ibodat qilinmas degan ekanlar. O'sha Badr urushiga payg'ambarimiz bilan birga chiqqan sahobalarni aytilgan ekan. Agar o'shular halokatga uchrashib ketsa, yer yuzida Allohga ibodat qiladigan musulmon insonlar qolmasligi kerak ekan. Ana u insonlar 313 kishi bo'lib, hammalarining isimlari, otalarining isimlari, qabilalarining isimlari ma'lum, mashhur va kitoblarda hozirgacha yozilib keladi. Agar Hizr alayhissalom tirik bo'lganlarida o'sha kuni payg'ambarimiz bu gapni aytmasida, balki Hizr alayhissalomni ham qo'shishlari kerak yoki faqat Hizrgina tirik qoladi degan gapni aytishlari kerak edi, deydilar ulamolarimiz. Hizr alayhissalomni doimiy ravishda barhayot emasligiga, balki u kishini ham bashar bo'lganliklari uchun vaqti soati yetib bu dunyoni tark qilganliklariga dalil sifatida Anbiyo surasidagi 34-chi oyat dalil qilib keltiriladi. Unda aytiladiki, a'uzu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rohmanir rohim. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Bu ayette Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimizge hitap kılıp ayette ki, biz senden aldın birer de başarıge ebedilikini kılgenimiz yok. Daimi yaşaslikini bergenimiz yok. Eğer sen uladigan bolsan, ular ebedi kalırlar mı? Degan ekan Alloh taolo. Demak, mana shu oyati karimaning ma'nosida ham bashar, odam zoti abadiy qolishligi mumkin emasligi, hamma demak vaqti soati kelganda, ajali yetganda bu dunyoni tark etishi lozimligi ulkan haqiqat bo'lganligi ta'kidlanmoqda. Shuning uchun Hizr alayhissalom yoki payg'ambar Ilyos alayhissalomlar doimiy ravishda bar hayot ekanlar, har zamonda odamlarga uchrab turar ekanlar degan gaplar shariatimiz nuqtai nazaridan, islom ta'limoti nuqtai nazaridan haqiqatdan yiroq gaplar hisoblanadi. Buni hammamiz yaxshi o'zlashtirib olishimiz kerak. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, Hizr alayhissalom to'g'risidagi mish-mishlar, so'rovlar qaysi bir jamiyatda noqulayliklar paydo bo'lsa, turli qiyinchiliklar paydo bo'lsa, bir zumda qandaydir ulkan ishlarni qivorish, qandaydir katta manfaatlarni o'ziga jalb qilish istagi odamlarda ko'paygan paytda shunaqa narsalar tarqaladi. Boshqa vaqtlarda esa asta-sekin o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Mana bu omilni ham e'tiborga olishimiz kerak. Lekin siz bilan bizning har bir ishda qiladigan asosiy e'tiborimiz Qur'ondan, sunnatdan, ulamolarimizning ijtihodlaridan, ijmolaridan chiqqan haqiqatlarga ishonish, ana shularni o'zimizga dasturul amal qilib olishdir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsin.